Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Yeni yepyeni videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte cumanız mübarek olsun diyoruz. Evet, Allah da ötesini bırakma. 37. bölümle, 3. sezon, 3. bölümle karşınızdayım. Bugünkü başlık çerçevemiz başörtüsünün başına gelenler. Videomuzu istediğiniz şekilde paylaşabilirsiniz. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve aktivizm politikasından kısıtlamasında ve Creative Commons yani paylaşılabilir yapıyorum bu videoyu. İstediğiniz şekilde paylaşabilirsiniz. İstediğiniz mecrada paylaşabilirsiniz. Ve videomuza like atarsanız, yorumlarda görüşlerinizi mutlaka paylaşırsanız beni cidden mesut etmiş olursunuz. Şimdi sonuna kadar izlerseniz şimdiden teşekkürlerimi sunarım. Başlıyorum, bölüme geçiş yapıyoruz. Evet, başörtüsünün başına gelenler sadece Allah demeyi yeterli görüp ötesini bırakan anlayış başörtüsünün de başına türlü çoraplar ördü bu yüzyılda. Allah de ötesini bırak anlayışının bir başka versiyonuna göre de dinin tek kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Başörtüsünün Kur'an'da olmadığını ispatlarsak dinde de başörtüsü yoktur sonucuna varırız düşüncesiyle var güçlerini Kur'an ayetlerine başörtüsü yok dedirtmeye ayırdı bu düşüncede olanlar. İslam ümmeti 1500 yıldır her türlü düşünce ve tartışmayı gördü de bu yakın zamana kadar başörtüsü yoktur diyen bir grup çıkmamıştı. Müslümanların tarihinde olmayan yeni bir tartışma konusudur. Başörtüsü tartışması. Bu tartışmanın hedefi nedir? Ve Müslüman kadının örtüsünün atılmasıyla İslam ümmeti ne kazanacaktır? Bunu anlayabilmek mümkün değil. İşin dini boyutuna geçmeden önce bu konunun kültürel ve milli boyutu üzerinde de birkaç şey söylemeden geçmek istemiyorum. Şu bir gerçek ki milletler örf, adet, gelenek ve görenekleriyle kimliklerini oluştururlar. Giyim, kuşam da milletlerin kimliklerini yansıtması ve kendi özgün varlıklarını koruyabilmeleri adına son derece önemlidir. Başörtüsü Müslüman kadının kimliğini ve kültürünü simgeleyen bir özelliğe sahiptir. Sırf bu açıdan bile bakarsan konuya bir insanın başörtüsüne karşı çıkmasının yanlışlığını görürsün. İnsanların özgür seçimleri. Allah karşısındaki sorumluluklarını kimse karışamaz elbette. Ve dinin sadece başörtüsüne indirgenmesine ve bir kadın başörtülüyse dindar kadındır anlayışına zaten katılmıyor. Fakat dinde bu yoktur ve önemli olan iç güzelliğidir gibi söylemlerle dinin bir emrinin hafife alınması da son derece yanlış bir şey. İnsanların Allah katındaki değerlerini ölçmek ve bu konuda yargı koymak kimsenin hakkı ya haddi değil. Ben başörtüsünü takmayan Müslüman kardeşimin de bunun dinin bir emri olduğunu bilmesini ve bir gün takmak niyetinde olmasını arzu ederim. İşin en tehlikeli kısmı ne biliyor musun? Başörtüsü takmayan bir kişinin bu zaten dinde yoktur ya da ilgili ayetten bu anlaşılmıyor gibi açıklamalarla kendi vicdanını susturmaya çalışması. Allah de ötesini bırak anlayışının bir başka şekli bu görüş. Zira bir şeyin dinde olması demek sadece Kur'an'da geçiyor olması demek değildir. Kaldı ki ilgili ayetten Nur suresi 31. ayetten başörtüsünün Allah'ın bir isteği olması. Sonucu kesinlikle çıkıyor. Fakat öyle olmasaydı bile bu başörtüsünün dinde olmadığı anlamına gene gelmezdi. Zira Allah elçisinden gelen mütevatir hadis ve haberlerle sabit ki dinimiz Müslüman kadından bunu istiyor. Dini öğrenmede tek başına Kur'an'ı yeterli görüp başka kaynak tanımayan anlayışın sebep olduğu yanlış algılama biçimi bütün bunlar. Namaz kılarken başı örtün diye bir ayet yok. Ben Kur'an'dan öyle anlıyorum. Dolayısıyla namazda başlar açılabilir. Diyeni bile var bu görüşte olanlardan. Olaylara bu mantıkla bakarsan namazların kaç rekat olacağı, namazlardaki yaptığımız hareketlerin hangi sıraya göre olacağı da Kur'an'da yoktur. Rükû edin, secde edin anlamında ayetler olsa da bunlar namazın nasıl olacağı konusunda bir açıklama sayılamaz.
Buradan bazıları itiraz edebilir. Yok efendi, sen Kur'an eksik mi okuyorsun? Eksik mi diyorsun? Ne alaka? Kur'an elbette eksik değil. Zaten Allah'a ve elçisine itaat edin diyerek Kur'an, peygamberi örnek almamızı ve ona bakmamızı emrediyor. Sadece Allah'a itaat edin diyebilirdi. Demek ki dinimizle alakalı bazı konularda peygamberi örnek almalıyız. Buna itiraz etmek, Kur'an üzerine herkes konuşabilir ama peygamber konuşamaz demektir. İşte bu düşünce, Allah ve ötesinin de kim varsa ki bu peygamber bile olsa beni ilgilendirmez anlayışının bir sonucudur. Allah de ötesini bırakma. Gel seni bir bölümün daha sonuna denk gelmiş olduk. 3. sezon 3. bölüm 37. bölüm sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İstediğiniz gibi demiş olduğum gibi paylaşabilirsiniz. Ben bu kitap videolarını hiçbir şekilde kâr amacı gitmeden paylaşıyorum. İnşallah sizlere de faydalı olabiliyorsunuzdur. Tek amacım zaten kitap videolarına faydalı faydayı katmak. İnşallah güzel bir şekilde seslendirebiliyorum burada. Yorumlarınızı bekliyorum, like'larınızı bekliyorum. Güzel bir şekilde seslendirdiğimi, işte yazarın ne kadar güzel yazdığı şeklinde yorumlarınızı falan yazarsanız buradan da yine izlediğiniz için de yine teşekkürlerimi sunuyorum. Gel! Videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.